Halkların Demokratik Partisi grubunun 319. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 28.01.2020 Salı günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulması saygılarımla arz ederim. Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul Milletvekili, Grup Başkan Vekili. Öneri: 28 Ocak 2020 tarihinde Van Milletvekili Sayın Muazzez Orhan ve arkadaşları tarafından verilen 5027 sıra numaralı depremlerde can kayıplarının en aza indirilmesi, yaralanma ve engelli kalma durumlarının azaltılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerinin önüne alınarak görüşmelerinin 28.01.2020 Salı günkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi grubu adına Gaziantep Milletvekili Mahmut Doğrul konuşacaktır. Buyurun Sayın Doğrul, süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen sevgili yurttaşlar, hepinizi öncelikle saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetinde bir depremle sarsıldık. Depremin etkisi Gaziantep'ten Trabzon'a kadar çok geniş bir alanda hissedildi. Ve deprem neticesinde maalesef 41 yurttaşımız yaşamını yitirdi. 1600'ün üzerinde yaralı var. Değerli arkadaşlar, her şeyden önce yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, aslında her fırsatta vurgulaya geldiğimiz bir şey, Türkiye deprem riskiyle karşı karşıya olan ciddi risk içeren fayların üzerinde olan bir ülke. Çarpıcı bir örnek vermek istiyorum değerli arkadaşlar. 17 Ağustos depreminden bu yana ülkemizde 165 bin deprem olduğu ifade ediliyor. 165 bin, yani neredeyse aslında sürekli oynayan fay hatları üzerindeyiz. Değerli arkadaşlar, tabii ki depremle ilgili 3 aşama var. Birincisi, depremden önce yapılması gerekenler, atılması gereken adımlar. İkincisi, deprem sırasında yapılması gerekenler. Ve nihayetinde üçüncüsü, depremden sonra yaşananlardan çıkarılması gereken ve yapılması gerekenler şeklinde. Şimdi değerli arkadaşlar, 17 Ağustos depreminde büyük bir yıkımla karşı karşıya ülkemiz kaldı. Ve o tarihte depremin yaralarını sarmak ve aynı zamanda önlemlerin alınmasını sağlamak üzere o dönem bir özel vergi de koyduk. Özel iletişim vergisi adı altında koyduğumuz vergi önce 1 yıllığına, sonra da sürekli hale getirildi. Bu vergiyle şu anda ülkemizde 65 milyarın üzerinde paranın toplandığı biliniyor. Yani eski rakamla 65 katrilyon. Değerli arkadaşlar, bu parayı ne yaptınız diye sorduğumuzda neredeyse yürütme tarafından vatan hainliğiyle karşı karşıya kalan ifadeler kullanılıyor. Peki sormayacak mıyız değerli arkadaşlar, ne yaptınız bu deprem paralarını? Bu paraları kaç binayı güçlendirdiniz bu parayla? Ne kadar bina hala risklidir? Bakın, ben daha bu yuraya çıkarken Manisa Kırkağaç'ta 4.3 şiddetinde bir deprem yaşandı. Düşünün, 4.3 şiddetindeki depremde bile yıkımla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ne demektir? Gerekli önlemler alınmamış demektir değerli arkadaşlar. Gerekli önlemlerin alınmadığı gibi tam tersi, aslında binaların yapılması sırasında da gerekli çalışmaların
yapılmadığını da görüyoruz. Tam tersine binaların kaçak yapılması, ruhsatsız yapılması için de zemin hazırlanıyor. Biliyorsunuz imar barışı adı altında yasalar getirildi. Ve burada da şu ana kadar 16 milyar civarında bir para toplandı. Peki ne oldu bu paralar? İmar barışı nedir? Kiminle barışıyorsunuz? Deprem olduğunda altında yaşamını yitiren yurttaşlarımızla mı barışıyorsunuz değerli arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, yeteri önlemin alınmadığı, bu paraların da hukuksuz bir şekilde harcandığını biliyoruz. Dönemin Maliye Bakanı'na sorulduğunda bu paranın akıbetleri duble yollar yaptık dendi. Duble yollar yurttaşların yaşamını kaybetmesini engellemedi değerli arkadaşlar. Tabii bir önemli diğer nokta da değerli arkadaşlar, deprem sırasında yapılması gerekenler. Şunu öncelikle ifade etmek gerekir ki Türkiye halkları gerçekten Elazığ depreminde ciddi bir sınav verdiler. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu coğrafyada yaşayan tüm yurttaşlar hemen el birliğiyle. Sözlerinizi bağlayalım Sayın Tuğrul. Buyurun. Bitiriyorum. Yaraların sarılması, yurttaşlara ilk yardımın yapılması noktasında hızlıca el birliğiyle olay yerine koştular. Fakat anlaşılıyor ki burada sıkıntı halklarımızda değil ama yürütme gerçekten ciddi anlamda sıkıntılı değerli arkadaşlar. Ergani Belediye'mizin ilk yardım malzemesini götürmek istediği iki tır İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Elazığ iline sokulmadı değerli arkadaşlar. Polis eşliğinde devamında Ergani'ye geri gönderildi. Bu aslında hükümetin son zamanlardaki ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilinin maalesef bir felaket sırasında dahi unutulmadığını gösteriyor. Biz bu durumu protesto ediyoruz, reddediyoruz, doğru bulmadığımızı ama buna rağmen bu halkların dayanışmasının engellenmeyeceğini, engellenmemesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, yeterince ders alıp deprem sonrasında da şimdi konuşmanın... Buyurun, buyurun Sayın Tuğrul. Yaraların sarılması zamanıdır deyip asıl tartışmaları, yapmamız gereken tartışmaları, yani Türkiye'nin ciddi bir risk ülkesi olduğunu, deprem riski ülkesi olduğunu gözden kaçırmamamız gerekir ve yapılması gerekenleri bir an önce yapmamız gerektiği noktasında anlaşılıyor ki yürütme eksik kalıyor. Dolayısıyla bu görevi yasamanın, yani milletin temsilcileri olarak bizlerin üstlenmesi gerekiyor ve acilen bir komisyon kurulmalı. Bu konuda deprem öncesinde yapılması gerekenler, deprem sırasında yapılması gerekenler ve depremden sonra çıkardığımız dersler üzerine bir araştırma komisyonuna ihtiyaç var. Ben meclisten bu komisyonumuza, bu önergemize destek vermesini bekliyor, saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Tuğrul.